Ben hazırım sen hazır ben mısın? Ben de hazırım. Hadi bakalım. Sevgili koçlar. Bu hafta sizi neler bekliyor? Bak aşk, para ve sağlıkta. Koç neye dikkat edecek? E, maddi konuda küçük bir uyarı vermiş. Ayda bir klimayı açabilir miyiz? Harcamalara dikkat etmeleri gerektiği hususunda. Oradaki dört yıldız. Şanssızlık yaşamaktan dolayı değil. E, harcamalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu hafta. Koçlar genel anlamda güvendiğiniz arkadaşlarınızdan arzu ettiğiniz desteği alabilirsiniz. Kardeşleriniz ya da arkadaşlarınızla özellikle ilgilenmeniz gerekebilir. Hı hı. Parasal konularda dikkatli olun e, başlığını vermişim. Şimdi e, 31 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar olan süreç özellikle bugün haftaya siz koçlar da Ayın kova burcundaki seyriyle adım attığınız için, Ayın kova burcundaki seyriyle adım attığınız için, özellikle sosyal alanlarınız ve ilişkilerinizde artan iletişiminizin yoğunluğundan yana şikayetçi olmayın diye uyarıyor gökyüzü. Sosyal medya üzerinde e, işler yapıyorsanız. Bu alanda sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz varsa daha fazla etkileşim ve net sonuçlar elde edebilir, ele alabilirsiniz. Yeni gruplar içerisinde olduysanız ya da yeni gruplara dahil olduysanız iletişim ve ilişkilerinizde muazzam bir dengelenme, güçlenme hissedeceksiniz. Ama bu hafta yeni kişiler hayatınıza girmeye kalkıştığı takdirde, Unutmayın ki Merkür ikizler burcunda geriliyor. Bir de hafta sonu Merkür ve Neptün bir kare açı oluşturacak. Bu da size e, çevrenizde, çevrenizdeki insanlar tarafından çok fazla etkilenmenize neden olacak. Daha temkinli hareket etmeniz gerektiği konusunda ilişkilerde ve iletişimde gök kubbe uyarıyor diyor ki. ...dolduruşa gelme. İnsanların seni... ...etkisi altına almasına müsaade etme. izin verme. Ve mümkün olduğunca... ...kendi düşüncelerinden... ...kararlarından emin ol. Yaptığın ya da... ...yapmayı planladığın işlerinde... ...uzun bir süredir... ...mücadelesini verdiğin... ...çalışmalarının sonucunu... ...ve karşılığını... E, ...Merkür-Neptün karesinden... ...önce yani... Cumartesinden önce ele alacaksın. İş hayatınızda ortada olma, ön planda olma isteğiniz vardı ya. İşte bu hafta o fırsatı, o arzuyu temkinli bir şekilde elde edip yakalarken bunu dengeli bir şekilde sürdürmek de sizin elinizde. Biz insanız, nefisten ibaretiz. Uzun bir süre işimiz için çalışırız, çabalarız. Hele de koç burcuysak sizlerde olduğu gibi inanılmaz bir acelecilik vardır. O acelecilikten dolayı da her şeye gecikirsiniz. Ama bu hafta gezegenlerin kombinasyonu daha analitik düşünmenize, daha temkinli olmanıza yardımcı olurken mücadelesini verdiğiniz iş hayatınızla ilgili, kazanmanızla ilgili, eğitiminizle ilgili arzu ettiğiniz sonuçları elde edeceksiniz. İnşallah. Bu sonuçları elde edip ...muazzam bir başarı yakalayacaksınız. Siz siz olun, ben oldum demeyin. Sakın nefsinizin oyununa gelmeyin. Şımarmayın, kibirlenmeyin. Ee, sağlam, emin adımlarla... ...elde edeceğiniz başarıları... ...istediğiniz iş sonuçlarını... ...elde edip sindirmeye özen gösterin. Yani bir ünvan sahibi olursanız... Bunu kazak gibi giyin işiniz bittikten sonra çıkarın. Her şey geçici. Tek kalıcı şey insan olmak ve insanlık. İnsanlar Doğru. sizinle iletişim kurduğu anlarda, ya bak ne kadar başarılı oldu ama şımarmadı demelerimi, ya hiç hak etmedi, hiç yakışmadı mı demeleri. Yani lütfen bu hafta çevrenizdeki kişileri. E, hakkınızda olumsuz konuşmasına tavır ve davranışlarınızı dengeleyerek müsaade etmeyin haftanın spotu özellikle ben kendimden eminsem hayatımdaki her şey yolunda gidecektir ama bu hafta şu olumlamayı da vermek istiyorum koçlara sen temkinli ol ki her şey istediğin gibi ilerlesin o zaman ben dengedeyim güvendeyim olumlamasını yapmayı da ihmal etme. Spotu bir daha söyler misin? Ben temkinli olursam, dengeli olursam istediğim her şey yolunda gidecektir. Temkin, dikkat çok önemli. Şımarmayın diyorum aslında şımarmayın. Peki sıra boğalara gelsin mi sevgili boğalar? Ben de bir boğa olarak bu haftayı zor karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. Yo, Ama, zorluk yok, zorluk yok. E, zorluk yok bizim Ama mesela. ne var biliyor musun? İş hayatımızda mı zorluk var? İş hayatınızda, sosyal hayatınızda öyle entrikaların ortasına var. düştünüz ki. <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun. Bak Nur, ben şu atasözünü çok seviyorum. Şimdi Satürn geriliyor. Jüpiter balık burcunda. Kim benimle uğraşırsa uğraşsın. Evet. Ben onu affederim, yaradana havale Aynen. ederim. Aynen. Kızmana bile gerek yok. Amaç ne? Senin enerjini çalmak. Kim ne yapar kendine? Aynen öyle. Yine döner kendi kendine. Aynen Sevgili öyle. Sevgili boğalar, iş hayatımızda arkamızdan dönen entrikalardan dolayı bizi <laughs> Nuray bu hafta ee, o Hadi şey listesine oturtturmuş. Bir içimden kahkaha attım ama o bir sinsi gülmeydi. En mutlu burçlar listesine oturtturmuş. <laughs> kahkaha mı attın? İçimden bir sessiz kahkaha attım sinsice. Niye? Haris olanlara gülüyorum şimdi As, ben. Canlarım benim. Şimdi... Taklitler asıllarını yaşatır hep. Her Devam zaman, edelim. her zaman. <laughs> Bugünlerde herkes birbirine laf sokuyor zaten. <laughs> Aynada kendilerini görüyorlar değil Şimdi, sevgili boğalar, yükselen boğalar. İş hayatınızda önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Bırakın sizinle uğraşsınlar. Bırakın evinizdeki koltuk da makamınız olabilir. Bir ev hanımı olabilirsiniz. ...çok iyi bir sarmada yapıyor olabilirsiniz... ...bu yönde de mahallede... ...ünvan sahibi olmuş olabilirsiniz... ...ya da çok iyi bir anne de... ...olabilirsiniz İlle ...iş kadını olmanıza gerek yok... ...bir boğa erkeğiyseniz... ...yaptığınız, yapacağınız... ...her işte temkinli ve... ...kendinizden emin adımlar attığınız için... ...sağlamcılığınız... ...başkaları tarafından... E, ...kimseye güvenmiyor... itimad etmiyor... ...yorumlarını yaptırabilir... Hı güvenip zarar görüp hüzün yapmak mı? Temkinli olup kimsenin sizi kullanmasına müsaade etmemek mi? Bu daha iyi tabii. En güzeli. Ben insanlara güveniyorum. Bu hayatta tabii ki hile var insan, hilebaz insanlar da var, oyuncu kişiler de var ama bir o kadar mükemmel kişilikler de var. Siz yine de bu hafta temkinli olun. Kimseye güvenmiyor. Hiç kimseye inancı yok. ...dediklerini duyduğunuzda alınmayın. Diyeceğiniz söz çoğu olsun. Teslim olup, yıpranıp, kandırılıp, gözyaşı dökmek mi? Dikkatli olup, temkinli olup, sağdam, sağlam adımlar atarak... ...Allah izin verirse tabii ki kendi yolumda... ...yol alıp ilerlemek mi? Temkini elden bırakmayın. Bırakın canım, herkes herkesin hakkında bir şeyler söylüyor. Önemli olan o lafı söyleyenler sizin yüzünüze söylesin. Başkaları duyup size getirdiğinde bu sizi hiç üzmesin. Umrunuzda dahi olmasın. Belki bu sabah telefonunuz çaldı. 11-15'ten önce birçok şey duydunuz. Hakkınızda çalışma prensibinizle ilgili, yaşama karşı tarzınız, tavrınızla ilgili. Belki şu an üzülüyorsunuz. Ya insanlar sizin hakkınızda konuşmadığı zaman üzülün. Önemli olan insanların hakkında konuşulur. Önemli olan insanın düşmanı çok olur. Başarılı insanın makamına, yerine göz koyulur. O makama göz yer göz koyan, yerinize göz koyan kişiler hiçbir zaman yaradan siz doğru bir kulsanız ne imkanınızı kimseye kaptırır, ne paranızı kimseye kaptırır. O yüzden Eyvah beni işimden edeceklermiş kulağıma geldi. Rızık Allah'tan. Ay kimse kimsenin rızkını başarısını Rabbim istemedikten sonra alamaz. Siz eğer o duyduklarınıza inanırsanız orada yaradanla aranıza güvensizlik enerjisi doldurursunuz. Allah'ın zoruna gider. Sakın korkmayın. Sakın güvensizlik yaşamayın. Özellikle maddi konularda dalgın olmamaya çalışın. Yani bu hafta örnek veriyorum unutkanlıklarınız biraz olabilir. Bu hakkınızda yapılan entrikaları duyduğunuz takdirde cüzdanınızı unutabilirsiniz. E, paranızı bir yere koyar kaybedebilirsiniz. Hırsızlığa uğrarsınız demiyorum bakın. Unut Dalgınlıktan dolayı kaybetmeler yaşayabilirsiniz. O yüzden dalgın olmamaya, konsantrasyonunuzu yükseltmeye özen gösterin mümkün olduğunca. Özellikle olaylara karşı abartılı davranışlardan uzak kalın. Hiçbir konuda abartılı düşünce, tarz, davranış içerisinde olmayın ve bulunmayın. Haftanın spot, spotu Sağlıkla ilgili söyleyeceğim var mı? Ee, sağlıkları gayet iyi. Kafaya takarlarsa e, sinir sistemleri bozulur. Takılmaya takılma hiçbir şey. Tokadan başka bir şey takma kafana. Samimiyetle söylüyorum. Ben kulağıma küpe takıyorum. Beni örnek alın. Saçıma da toka takıyorum. Hiçbir şey takmıyorum. <laughs> Kim benim için ne konuşmuş bana ne? Kim benim için ne iftira atmış umurum değil. Ben kendimden eminsem hayatım bütün güzellikleri bana yağıyor. Vallahi. Bunu yapın. Para da beni seviyor. Hayat da beni seviyor. Huzuru da oh. beni seviyor. E daha ötesi mi var? Allah kadını yaratmış. <laughs> Övmüş. Ya var ya Nuray Övmüş, yaratmış. yaşadıklarından yola çıkarak söylüyorum. Onun bu hayata karşı, olaylara karşı direnme gücü. Hani bizde yüzde on olsa her Canım, şeyin üstesinden ben, geliriz. Ben 15 yaşında hayata atıldım. Ve çok güçlü bir kadınım. O Maşallah. gücümü de bana veren Cenabı hak size de sürt, biraz yarattığı falan hepinize, bir şey yap. Sürtüyorum. <laughs> hepinize sürtüyorum, hepinize sürtüyorum, gönderiyorum o enerji. Umutsuz olmayın. Peki, boğaların? spotum, umutsuz olmayın. <laughs> umutsuz olma, sevgili boğa, çok zor Bu bir haftada... Bu gülmeni hiç inanamadım. <laughs> Niye? Yok yok, vallahi hiç öyle. Sen hiç umutsuz değilsindir. Hiç, Teve, bak, e, her şeyde mesela rızık derdi çeken varsa söyleyeyim. Rızık Allah'tandır. Tabii canım. Kapanırsa yağ küpü açılır Bayılıyorum küpü. senin bu sözüne. Biri sözünü. gider biri gelir. O yüzden ne olur? Biten her şey için şöyle bakın e, olaya. Her cümle bir noktayla biter ama büyük bir harfle başlar. O yüzden zamanın size ne getireceği hiç belli olmaz. Son söz şunu söyleyeceğim söyle bu alana. İçimden geldi onu da söyle. Hayatınızdaki işe yaramayanları hayatınızdan çıkarın ki hayatınıza katkıda bulunacaklara yer açılsın. Allah Allah ben size program başına ne dedim? Bu programda dert yok, keder yok. Derdi herkes biliyor. Biz bugün neşeden, ümitten, hayatımızda olan güzelliklerden haberdar edeceğiz. Ay coşuyorum. Sıra ikizlere, Nasıl ikizlere, sıra ikizlere gel. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anda öyle bir kitle var ki ekran başında. Bunu nereden anladım? Bir dakika geliyorum şimdi bir saniye. Bekle beni. Dakika. Ay Allah. Yorumlar. Gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika geliyorum. Aa internetim bir dakika geldim. Şu anda bakıyorum. Bak programa başlayalı 20 dakika olmuş. 6000'e bine yakın yorum. Maşallah, yorum maşallah. göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Instagram'da biliyorsunuz bugün Nuray Sayar'ı 5 seyircimize ...astrolojik harita verecek. O ee, zaman ben de ne yapacağım biliyor musun? Daha bugün? arttırma. Bir bugün hediye arttırma. daha yapıyorum. Hadi canım. Ofise gittiğimde ilk boşluğumda... ...beş kişiye de Instagram üzerinden... ...hayatta her şey varın ayrıca... Canlı canlı haritasını hediye ediyorum. Bugün var ya. Yani... O zaman saat 15'te bekliyorum. Kendi Ama bu yorumlar sadece program bitene kadar Instagram nur viral. Program bittikten sonra hiçbir şekilde sayılmıyor, tamam mı? Program bitene kadar bırakıyorsunuz. Vallahi hepimizin hayatı inşallah güzellikler dolu olsun. Sizin için güzellikler, güzel haberler vereceğiz. Oradan geldi arkadaşlarımız. Hadi hadi dakikalar diyor. İkizlere geçiyoruz. Canım sevgili. Böyle enerjisi yüksek ikizler, bak çılgın bu hafta, ikizler. Bak bu hafta seni neler bekliyor. Bak bu hafta hayatında ne gibi değişiklikler oluyor. Ay bütün ikizleri arkadaşımı arayacağım ben bugün. Çok güzel Çünkü değil mi? Çünkü maddi konularda şanslı olacağınız bir haftadasınız. İlk işim akşam sehim <laughs> ablaya gitmek. Paraları ikizler sırası. de dahil mi buna? Dahil tabii tamam, ki. Tamam bebeğim beni de arıyorsun. Aynen o zaman. öyle. Tamam seni de arıyorum. <laughs> Özellikle e, hayata karşı farklı bakış açılarına sahip kişilerin fikirlerini önemseyin sevgili ikizler. Çevrenizde hayata farklı bakışı olan kişilerin fikirlerini önemseyin. Üstlendiğiniz sorumlulukların karşılığını alacaksınız. Özellikle hafta sonu na varmadan gelmeden Neptün ve Merkürün oluşturacağı kare açıdan önce mutlaka ve mutlaka eee Bugüne zaten muazzam bir enerjiyle başladınız. Ayrıca Mars ve Neptün'ün arasında iyicil bir enerji var. Bu enerji e, tamamen manevi konulara odaklanmanıza etki ederken, yardımcı olurken... ...hayalini kurduğunuz, arzu ettiğiniz, daha önce elde edemediğini düşündüğünüz... ...üzerinde çok yoğun çalıştığınız iş hayatınız gereği... ...çabaladığınız ama bir türlü sonuçlandıramadığınız... ...işlerinizi net sonuçlandıracağınız... ...hayırlı, huzurlu bir haftadasınız. Özellikle işsiz bir ikizler burcuysanız... ...iş görüşlemelerinizi düzenlemek... E, ...merkür geriliyor burcunuzda ama uzun süredir siz iş arayan... ...bir ikizler burcuysanız... ...görüşeceğiniz işten size bir zarar gelmez kabul görmenizden de bir zarar gelmez. Çünkü uzun süredir bir işsizlik yaşıyorsanız bu dönem gelecek iş teklifleri ya da bu dönem ayağınıza gelen fırsatlar, başlamak için mücadele ettiğiniz işleri ele alıyorsunuz. Çok iyi fırsatları da elde ediyorsunuz. İnşallah. Aynı zamanda Mars'ın oluşturduğu kombinasyon hiçbir şey için boşa mücadele vermediğinizi boşuna bedenen ruhen yorulmadığınızı hatırlatan Süper. sonuçları elde etmenize yardımcı olduğuyla yüzleşeceksiniz. İnşallah. Hem manen hem ruhen güçleneceksiniz. Ayrıca cumartesi gününe kadar tek dikkat etmeniz gereken konu ne? Bak aşk hayatınızda çok şanslısınız. Evliyseniz eşinizle aranızdaki uyum konusunda çok şanslısınız. Bu Neptün'ün oluşturacağı kare açı partnerinize karşı böyle bir mırmır mır, hır hır olmanıza kapris yapmanıza şikayet etmenize neden olan durumlar oluşturabilir valla sakın öyle bir sürece giriyorsunuz ki cumartesi pazar dikkat etmezseniz size trip yaptığınız kişi hayatınızdan bir anda gider tribine bile hasret kalırsınız kaprisine bile hasret kalırsınız o kadar yani kesinlikle Zaten en büyük etki bu kare açılardır. Her şey yolundayken yolunda ilerletmekle ilişkinizde sizin elinizde, yönünden yolundan çıkarmak da sizin elinizde. Kaprisine bile hasret kalmak istemiyorsanız, çok önemli. Hayatınızdaki bu. kişinin aman diyorum şey olmayın yani kuşkucu, kuruntucu, şüpheci, şüpheci şikayet eden. ...bir eş, bir partner... ...tavrı sergilemeyin. Bunu yapmadığınız takdirde... ...muazzam mutlu olacaksınız. Peki kalbi boş olanlar... ...onlar çok şanslı. Ne kendi yüreklerini tüketecekler... <laughs> ...ne de birinin başını yiyecekler. Kalbin boş, derdin yok. İnanın bana kalbiniz yoksa sorununuz yok bu hafta. Kalbiniz yoksa mı? Ka yani Kalbinizde kalbiniz biri yoksa yanlış söyledim. Merkür geriliyor. Ee, yanlış kullandığım kelimeyi. Ee, lütfen... ...iletişim gezegeni olan Merkür... ...kalbiniz boşsa... ...kendinizle ilgilenin. Kendinize yatırım Bekarlık yapın. Bekarlık sultanlıktır bu hafta diyorsunuz. Bu hafta bence yalnızlık sultanlık onlar için. Onlara spotum ne bu hafta? Sağlık, sağlıkla ilgili ne Saat ve sağlıkta son derece şanslılar. Enerjileri çok yüksek. Hatta kendilerini çok güçlü ve çok... ...sağlıklı hissedecekleri bir haftadalar. Süper. Bu hafta spotum sizlere... Özellikle aşk hayatınızda şüpheci olmayın. Buna dikkat edin. E, şüpheci olursan aşkta dedi ki yani hani derler ya. Kaçırırsın hatunu. Kapıçlarımı bile ararsın yani. Valla onun teribini bile ararsın. Kızma şeklini bile ararsın. Ne büyük bir acıdır o biliyor musun? Ay Allah Kaybettiğin Allah insanın kaprisini bile özlemek yaşayanlardan Ama, biliyorum. İnşallah bizi şu anda izleyenler arasında aşkla gönül kırıklığı yaşayanlar varsa Allah'ım yani bu yeni haftanın e, güzelliği hatrına inşallah gidenler geri dönsün. Ama niye ayrılanlar dönsün, kavuşsun. Ne canım istiyor. Hayırlıysa dönsünler. geri gelsin. Ha tamam doğru. Hayırlıysa sorayım. geri gelsin. Doğru. Eski yer abet olsaydı bit pazarına nur evet. yağardı. Ama olsun biz bazen diyoruz olsun gelsin Allah'ım. Ben onları cümle alayım. Denemeyeceksin. Tamam. Nur. Tek. Hele hıncını mıncını almaya kalkmayacaksın. gelsin. Bu arada var ojelerinin rengine bayıldım. Çok teşekkür Aa, ederim. çok güzel değil mi? Pembiş pembiş Ay çok bana tatlı. Ay bana böyle bir duruluk geldi, bir çok sakinlik güzel. geldi. Artık ben kesinlikle ve kesinlikle doğallıktan yanayım. Ah canım benim. <gülüyor> 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 çok güzel, şahane var. Çok sevdim. Teşekkür evet, ederim. renginde bu arada. Sevgili ol. Çok Sevgili teşekkür, teşekkür ederim. Yengeçler. Ah yengeçler. Bu hafta sağlık konusunda dikkat etmeniz gerekenler var. Aşkta küçük uyarılar var. Bekar yengeçler sizi neler bekliyor? Evliler neye dikkat edecekler? Kulağımız sende Nuraycığım. Şimdi e, canım nurum bu hafta yengeçler finansal konularını tekrar tekrar düzenleme yapmayı ihtiyaç da duyabilirler. Düzenme düzenleme yapmaları da gerekebilir. Finansal konularda finansal konularda mı? Yani tekrar düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyacaklar. Harcamaları gözden ne geçirecekler. Ne kazanıyor, ne harcıyor. Ha. Ee, para kazanmak güzeldir de önemli olan o kazandığımız parayı halis ve hayırlı bir şekilde değerlendirebilmek. Yengeçler genelde bu pandemi sürecinde har vurdular, harman savurdular. Şimdi bir düzenlemeye giriyorlar tam anlamıyla. E, ...aşk hayatlarında fevri çıkışlar yapmasınlar. Neden? Şimdi gergin, gerilimli ve sinirli olabilirler. Özellikle hafta sonu e, Neptün'ün, e, Plüton'un, Merkür'ün, Mars'ın... ...oluşturacağı zorlayıcı, gergin açılar. Onlara biraz böyle feveran olma, e, kaprisli olma, e, hırslı olma durumunu... ...oluşturabilir... ...üzerlerinde ve ruhlarında... ...özellikle 6... ...pardon 7 Haziran'a kadar... ...bilhassa... ...yaşam enerjinizi dengelemeye... ...ikili ilişkiler anlamında... ...sosyal çevrenizden... E, ...güvendiğiniz kişilere... ...ne kadar güvendiğinizin üzerinde de... ...düşünmeye... ...özen gösterin... ...aynı zamanda sizin için sır olan... ...hiçbir şeyi... ...kimseye anlatmayın... Sır nedir? Yaradanla kul arasında olan durumlardır. Arkadaşınızın bildiği özel durumunuz asla sır değildir. Bu üç gün daha önceden verdiğiniz hayati sırlar dediğiniz olaylar ortaya çıkabilir. Bunların ortaya çıkması da fevri olmanıza neden olmasın. Karşınızdaki kişileri de suçlamayın. Bir daha sırlarınızı kimselere anlatmayın, açıklamasını yapmayın. Kendinizi mağdur, zor durumda bir enerji ruhuna sokmamak adına. Lütfen değerli yengeçler ve yükselen yengeçler. Aynı zamanda bu hafta kazandığınız kazancınızı biriktirme konusunda maddi hususta yeni planlamalar yaparak parasal birikiminizi arttıracak ...rızkınızın daha çok artmasıyla... ...maddi anlamda kendinizi... ...güvende ve güçlü hissedeceksiniz. İnşallah. Sağlık konusunda çok yorucu bir haftadalar. Neden? Bu şimdi 10 Haziran'da güneş tutulması var. Ve bu tutulma... ...ikizler burcunda olacak. Bu tutulma ha. öncesinde... ...bu tutulma öncesinde... ...hem tutulmanın verdiği etki... ...hem gezegenlerin kombinasyonu... Ee, ...Allah korusun... yengeçlerde. de... Ee, bazı kronik veya benzeri rahatsızlıklarının olduğuyla yüzleşme, kimine erken teşhis, kimine cerrahi müdahale, e, kimine bayağı böyle uzun süreli tedavi geçirmesi gereken hastalıkları ortaya çıkarabilir. Ama lütfen bunu bir şanssızlık olarak görmeyin. Bir de kas ve eklem ağrılarına karşı dikkatli olun, mümkün olduğunca. Yani sağlık sorunlarınız ortaya çıkabilir. Ee, bunlar için korkmayın e, ee, sıhhatli ve sağlıklı olmaya özel gösterin ee, Mars Pluto karşıtlığı da bulunduğunuz durumlarda çok fazla mücadele etmenize neden olduğu için biraz hayata akışa bırakmanız gerekiyor haftanın spotu hayata akışa bırak Şimdi e, duygusal yengeç için hayatı akışa bırakmak çok kolay olmasa gerek Hı -hı. değil mi? Yani yaşananlar mutlaka onu... Beni örnek alın yükselen yengeç. Bak nasıl bırakıyorum. Saldım çayıra mevlam kayıra. <laughs> Her ne olacaksa doğru söyledim mi? <laughs> doğru. Her ne olacaksa ayrı mı olacak. Evet. Allah beni o kadar seviyor ki sadece beni değil sizleri de çok seviyor. Bir yaradanın kulları olan sevgisi bizim evlatlarımıza olan sevgimiz bile hiçbir şey. Evet. Yani hep şunu düşünmek lazım yaşadığımız sürede rızkımız bir yerde gizli. Hani kimse rızıksız kalmıyor İşini kaybedenler için söylüyorum. Aşkını ve özel hayatında e, yaralananlar için de şunu söyleyebiliriz. Giden de vardır bir hayır. Mutlaka sana daha güzel ve daha iyisi gelecektir. sevgili yengeç. Akışa bıraktığın takdirde bütün bu haftayı çok kolay geçirebileceksin. Bir ya. yengeç erkeği, bir yengeç kadını işe yaramayan adam hayatında tutmasın. İşe yaramayan hatunu da hayatında Gönder. tutmasın. Gönder gitsin ki hayırlısına yer açılsın. İnşallah. Aslanlar ne yapıyorlar bu hafta? Aslan gibi bir haftaya mı selamlıyorsunuz? Yoksa sizin için tehlike var mı bu haftada? Bir bakalım önce bir yıldız tablonuza bakalım. Sevgili Aslan bu haftayı nasıl karşılayacaksın bir görelim gelsin tablomuz ekrana. Güzel bak paran da güzel işin de güzel sağlığın da güzel. Bir tek ikili ilişkilerde aşkta bir uyarı var sana. Var. Şimdi manevi olarak biraz gözlerden uzak kalmak isteyebilir aslanlar. Bu hafta gezegenlerin ...kombinasyonu uzun bir süredir... ...özünüze ve içinize dönemediğinizi hissettirebilir... ...içinizdeki size geri dönüş yapabilir... Hı hı. ...ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunun... ...keşfine çıkabilirsiniz. Bu durum evliyseniz... ...eşinizin şaşkınlık yaşamasına... ...süre gelen bir ilişkiye arkadaşlığa sahipseniz... ...partnerinizin de şaşırmasına neden olabilir. Manevi olarak biraz... ...gözlerden uzak kalmaya... ...ihtiyaç duyacaksınız. Bunu açık bir sözle söyleyin. Yalnız kalmaya ihtiyacım var deyin. Kendinizi buhrana girmiş... ...bunalıma girmiş bir eş, bir partner olarak... ...algılama oluşturmamak için... ...biraz baş, ruhumla baş başa kalmaya ihtiyacım var. İçimdeki benim neye ihtiyacı var? Bazen bu ilişkilerde uzak kalmakta... ...iyi bir özlemdir... ...şifadır... Ee, ...hayatınızdaki kişilerin... ...buna saygı duymasına... ...müsaade etmeniz için... ...izin vermeniz için... ...açık sözlü olmanız gerekiyor... ...efendim... ...bunu başardığınız anda... ...inanılmaz bir manevi... ...içsel huzura sahip olurken... ...aynı zamanda... ...partnerinizin sorunlarınız içinde... ...destek olmasına yardımcı olacaksınız... İş sorunu mu yaşıyorsunuz ya da ailenizle ilgili mi problemleriniz var? Siz ona ne kadar açık olursanız sizin için sorun olan her şeye onun da gönülden, içten yardımcı olduğunun farkında ve bilincine varacaksınız. Çünkü hayatınızı kolaylaştıran fırsatları getirecek size. Ee, özellikle e, hafta sonu sağlığınız konusunda daha çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neden? E çünkü birdenbire ortaya çıkacak olan bazı rahatsızlıklar gündem meselesi olabilir. Kendi kendinizi tedavi etmek güzel bir şeydir ama bir şikayetiniz varsa bir hekime gitmekten korkmayın, çekinmeyin. Lütfen dikkatli olun. Özellikle e, ilişkilerinizde açık sözlü olduğunuz takdirde önemli adımlar atacaksınız beraberliğinizin geleceği için ilişkinizin istikbali için İnşallah. yaşamda birlikte yaş alacaksınız. Yaşlanacaksınız kelimesini sevmediğim için yaş alacaksınız. Hayat ne kadar e, birlikteliği size sunuyorsa... ...aynı zamanda e, iş hayatınız nedeniyle bir sözleşme imzalamanız gerektiren durumlarınız varsa... ...çok iyi okuyarak, çok iyi araştırma yaparak imzalarınızı atın. Çünkü merkür geriliyor unutmayın göz ardı edebileceğiniz bazı hususlar, anlaşmalar, sözleşmeler yapacaksanız iyice okuyun, iyi bir hukukçuya sorun ya da işi bilen kişilere danışın. Daha sonra eyvah dememek için, pişman olmamak için. Yeni bir iş teklifi alırsanız mevcut işinizden bir yere kımıldamayın. Çünkü bu hafta işte de, iş değiştirmek için hiç aklınızda yokken gelen bir iş teklifi için bir yer değişimine kalkarsanız çok pişman olabilirsiniz. Değişimlere adım atmanız için doğru bir haftada değilsiniz. Sağlıkta çok dikkatli olun. Aşkı zaten söyledik. Temkin temkin temkin. Açık sözlü olmakta fayda var. Bu hafta onlara spotum. Anlaşmalarını, sözleşmelerini yaparken çok dikkat et. Çok dikkatli ol. Ne kadar dikkat etmesi gerekiyor? 24 duruma. Haziran'a kadar. Ama bu hafta özellikle dikkat dağınıklığı bu hafta çok yoğun olabileceği için... ...bu hafta çok dikkat. Normalde iş değiştirmemek için, yeni bir ilişkiye başlamamak için... ...24 Haziran'a kadar Merkür Retrosu 22'sinde bitiyor. İki günde gölge enerjisi var. 24'üne kadar sabır. Eee... Yani bu Merkür gerilemesi de kabus gibi görmeyin. Zaten şeyi çok güzel söyledin yani bu hafta özellikle iş değiştirme konusunda çok dikkat edin. Bak bu hafta sana gelen bir teklif çok güzel dahi olsa üzerinde çok düşünmen gerekiyor. Çünkü bu hafta gezegenler senin bir değişim yapmana e, ne diyelim olumlu bakmıyorum Ne diyorsunuz? Hayırlı ne diyorsunuz olmuyor. Siz astrologlar? Hayırlı olmaz. Bak ha, hayırlı şimdi illedir de diyelim ki bir iş teklifi geldi. Hı kişi patronuna şunu mu diyecek patron olacak kişi efendim e, ben bu hafta gelemem merkür geriliyor <laughs> ee, insanlar bunu algılamayabilir herkes astrolojiye saygı duymak durumunda değil bir bahane gösterebilir bir ben. bahane gösterin başka bir şey söyleyin ya da tecrübe edilmek için hayırlısı Allah deyin ya Allah bismillah başlayın kalıyorsanız hayrınıza kalmıyorsanız da hayrınıza peki Başaklar ne yapıyorlar bu hafta? Tablomuz geliyor. Sevgili Başak, sen bu hafta ikili ilişkide bir şeye dikkat etmen gerekiyor. Şimdi burası ikili çok önemli. ani çıkışlar yapmamaya özen gösterdiğiniz takdirde, süre gelen bir ilişkiye, bir evliliğe, bir beraberliğe sahipseniz, kalbiniz bir kadın için çarpıyorsa, kalbiniz bir beyefendi için çarpıyorsa, onu düşündüğünüzde elleriniz terliyorsa, saçlarınız dimdik oluyorsa, heyecan yapıyorsanız, merak ediyorsanız siz aşıksınız. Ve o aşkın kalıcı olmasını da istiyorsanız, <laughs> o aşkın da kalıcı olmasını istiyorsanız lütfen ani çıkışlar yapmayın. Çok konuşma ne olur. Temkinli ol bir Başak olarak. Her şeyi merak etme. Eğer bir şeyleri hissediyorsan Partnerini sana ifade etmesi için sabırlı ol. Kuşkucu olma, onun hayatını irdeleme, karıştırma. Onu kendi yolunda özgür bıraktığını onu hisset ve hissettir. Bunu bir oyun olarak yapma. Çünkü gerçek bir ilişki oyun barındırmaz. Kalıcı olmasını istiyorsan mış gibi hareket etme. Gerçekten içsel dünyanda öyle huzurlu ol ki o huzuru partnerine yansıttığında... İnşallah. Ondan görmek istediğin ilgiyi, ondan yaşamak istediğin duyguyu net bir şekilde görecek ve yaşayacaksın. Yeter ki sen ikili ilişkilerinde ani çıkışlar yapma. Evli olabilirsin, eşin annesiyle dertleşmiş olabilir, seni üzmemek için sana anlatmıyor olabilir. Şunu yapma, bak görüyor musun anası oğlunu dolduruyor ya da bak görüyor musun anası Spreci kızını dolduruyor yani. gibi. Yani anlatması gerekiyorsa anlatsın. Anlatmaması gerekiyorsa da sen zoraki öğrenmek için negatif enerji çoğaltma, oluşturma. Buna dikkat ettiğin takdirde ilişkinin soluksuz düzen içerisinde devam ettiğinin bilincinde olarak partnerinle el ele göz göze muazzam bir hafta yaşamak senin elinde. Ani çıkış yapmazsan eğer. Yapmazsan, merak etmezsen irdelemezsen sana ne dedi ne konuştun ne yapıyorsun neredesin nereye gidiyorsun kadıncağız ya da beyefendi bir şeyi merak edip sormuş olabilir. Niye merak ediyorsun değil mi? Şu an anlatamayacağım daha sonra anlatırım de. Anladım. Gergin olabilirsin, sinirli olabilirsin. Yani başakların merak enerjisi bu hafta Başlarına ilişkilerinde sorun açabilir. Feci sorun açabilir. Kesinlikle sorunlar tamam. açabilir. başka ne var? Buna dikkat. Önemli iş ortamlarınızda e, üstlerinizden istediğiniz desteği mi görmek istiyorsunuz? Buna mı ihtiyaç duyuyorsunuz? İş ortamlarınızda üstlerinizden istediğiniz destekleri görebilir ve alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yardımlaşmanın ön planda olduğu önemli bir haftadasınız. Haftanın spotu ise sizlere ruhunu özgür bırak kasılma hiçbir şey için. Evet. Bir başak için ruhunu özgür bırakman kolay mı? Bence her şeyin değil. başı niyet. Ya tamam her şeyin başı niyet ama düşünsen yani başak Çok, evet, kolay değil. yani e, kendi kontrolün dışında olaylar çıktığı zaman yani kişisel olarak rahatsız olan bir yapıya Haksızlığa sahip değil mi? yok. Adalet, doğruluk, netlik bir başağın yaşam prensibi. Allah size hep Adil, doğru ve e, düzgün insanlarla karşılaşsın başaklar. Gönlünüzden ne geçiyorsa olsun bu hafta. Amin. Ya bunu söylerken çok üzülüyorum e, çünkü gerçekten teraziler diyor ki ya işte bu hafta da biz böyleyiz biliyoruz. Ama ben merak etmeyin, bakın mutsuzlar listesindesiniz ama teraziler. Bu hafta bu mutsuzluğu nasıl mutluluğa dönüştürebileceğinizi konuşacağız şimdi. Bak aşk kötü, iş hayatı kötü. E, gerçekten insanın hayatında mesela özel hayatı ve iş hayatı kötü olduğu zaman yani tutunacak bir yerin kalmıyor. Şimdi e, eğer süre gelen bir ilişki, bir düzen, bir evlilik, bir beraberliği deneyimleyen, yaşayan bir terazi bireyiyseniz... ...terazi kadını, terazi erkeği, partnerinize karşı anlayışlı olmaya özen gösterirsiniz, o ilişkinizin güçlenmesine... ...aranızdaki huzurun artmasına, tutkunun, ahenginin yükselmesine izin vermiş olursunuz. Hı hı. Ama e, ne kadar çok laf, o kadar çok sorun, ne kadar çok şikayet, o kadar çok probleme neden olur. Yani e, bazı anlar vardır, e, partnerinizin e, tavır ve davranışlarını uygun görmeyebilirsiniz, tavsip etmeyebilirsiniz... Ee, ama onu uyarmanız gereken bir haftada değilsiniz Sizi yanlış anlayabilir Sizden soğuyabilir O yüzden e, hayatınızdaki kişilerin beğenmediğiniz yönlerini bile bu hafta e, anlayışlı bir şekilde ifade etmek yerine hiç ifade etmeden onlara karşı anlayışlı olup bir süreç geçirdiklerini bunun kalıcı bir süreç olmadığını ...hissedip kendinize telkinde bulunun. Buna dikkat ettiğiniz takdirde muazzam bir ilişki dengesi içerisinde olabileceksiniz. Kesinlikle. İnşallah. Mesleki konularda e, yeni bir düzenleme kurmak isteyebilirsiniz. Hatta yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç duyabilirsiniz. Uzun bir süredir sahibi olduğunuz bir işte, sahip olmaya çalıştığınız bir iş düzeninde... Bir türlü geliştiremediğiniz, arzu ettiğiniz halde gerçekleştiremediğiniz işleriniz varsa haftanın beşinci gününe kadar bunları arzu ettiğiniz yönde sonuçlandırıp tamamlayıp muazzam bir başarıya sahip olabilirsiniz. Yani teraziler var olan işlerine yeni düzenlemeler getirecekler. Ve bu da ve onlara başarı. Bu da onlara başarı getirecek. Kesinlikle Harika. başarı getirecek. İsteklerinizin gerçekleşmesini istiyorsanız İsyan etmek yerine sakince harekete geçin ama telaşlıca acele enerjisiyle değil çalışın niyetinizi halis hareketlerinizi temkinli emin adımlarla net düşünceler içerisinde yapmayı istediğiniz işlerde sağlamcı düşünceler ve adımlarla ilerlemeye özen gösterirseniz ...işinizde kalıcı olabileceksiniz. Geliriniz... ...istediğiniz gibi olmayabilir bu hafta. Haftayı... ...huzurlu geçirmek istiyorsanız... ...özellikle ticaretle uğraşan... ...bir teraziyseniz... ...gün vardır ayı kurtarır. Ay vardır günleri kurtarır. Doğru. O yüzden ay bugün iftah yapamadım... ...yarın az kazandım demeyin. Bugünkü rızkım buymuş. Yarına Allah kerim. O yüzden... Ee, gün ve gün rızkınızın, kazancınızın, başarınızın artmasını istiyorsanız hay Allah niye kazanamıyorum demeyin. Bugün bunu kazandım yarından ne bekleyeyim ki ben diye düşünmeyin. Bugün daha umut var olun ki yarınlarınızın kazanç enerjisi yükselsin. Evet. Yaşama karşı, hayata karşı daha temkinli, daha sağlam adımlar atabilirsiniz. İnşallah. Özellikle aile büyüklerinizle ilişkileriniz, birliktelikleriniz konusunda onları önemsediğinizi, onların sizin için düşündüklerinin önemli olduğunu hissetmiyorsanız bile hissetmeye özen gösterin. Özellikle evliliğe uzak bakan, ilişkiye uzak bakan, beraberliğe uzak bakan bir terazi burcu bireyiyseniz anneniz ya da babanız veya bebeğinleriniz yuva kurmanızı aile olmanızı istiyor oldukları için bu konuda size öğütler verebilirler. Bu öğütlerden dolayı gerilmeyin. Şu an hazır değilim ama zamanı gelince doğru bir ilişkiyi yaşamayı ben de istiyorum. Anne, baba e, aklında biri varsa sen de bakabilirsin gibi. Onları kırmak yerine onların da size araştırma yapması gerektiğini hissedin ve hissettirin ama ebeveynlerinizi asla kandırmayın. Buna özen gösterin. Haftanın spotu kendinize değer verin. Ve o, o değer enerjisini kendi içsel dünyanızda gerçekten hissedin. Sevgili terazi bu hafta kendine değer verirsen İçsel dünyanda bunu da hissedersen güzellikler gelip seni bulacak. Hiç merak etme rızık konusunda asla endişelenme dedi. Çünkü e, bunu biliyoruz ki inancımızda bu doğrultuda her günün rızkı kendi içinde saklıdır. Yani bugünün rızkı bugünde. Tabii. Yarın bize neler getirecek bilmiyoruz. O yüzden bugünün olaylarıyla yarını değerlendirmiyoruz. Olur mu sevgili teraziler? Akrepler ne yapıyorlar? Onları nasıl bir hafta bekliyor? Güzel. Para da güzel, sağlık da güzel. Ama uyarılar da var. Bir de ay, şu müjdeyi ben vereyim mi? Ver. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler <laughs> oluyormuş. Şahane. Kırgınlıklarınız varsa. Ooo süper. Dargınlıklarınız varsa. Ay bu kadın bana hayatta dönmez diyorsanız. Ya da öyle kırdım öyle incilttim ki gururundan burnu yere düşse eğilip almaz dediğiniz bir partnerle ayrılıktaysanız siz de hatalarınızın farkına varacağınız bu haftada, onun da kendi hatalarının farkına varacağı bu haftada hayatınızdaki her bir şeyi ilişkisel anlamda dengeleyeceksiniz. Harika. Özellikle evlilik teklifi alabilirsiniz. Yaşamda hayatımız artık bir olsun duygusunu partnerinizden uzun bir süredir duymayı bekliyorsanız onu duyabilirsiniz, o teklifle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı inşallah. Aynı zamanda yaşayacağınız güzellikler ilişkinizin sadece bugün değil, ilerleyen haftalarını, ilerleyen aylarını da olumlu yönde etkileyecek. Harika. Ve bu dönem ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Bak bu çok iyi. Birini işinden etmediyseniz daha güzel işler yapacaksınız. <laughs> birini aldatmadıysanız daha büyük sadakati göreceksiniz. Önemli bir şey bak birini işinden etmediysen diyor. Bak yani... şu an var ya gökyüzü nasıl biliyor musun gök kubbe? Satürn retroda gerilemede diyor ki ey Nur ey Nuray ne ektiysen onu biçeceksin. Yani birini işinden ettiysen vay haline. Dün yediğin yemekler bugün karnını ağrısın istemiyorsan ee, yanlış da yapmış olabilirsin bilinçsizce. Bol bol tövbeden gel. Ha. Hatta itiraf et birine haksızlık ettiysen. Günahına girdiysen. E, girdiysen. insan oğlu nefisten ibaret. Lütfen hepimiz hata yapabiliriz. Koskoca kadının ben de yanlış yapabilirim. Tabii. Özür dilemek en büyük erdemdir. Hatamızı kabul etmek en büyük telafidir. O yüzden hayatınızın günlük güneşlik olmasını istiyorsanız yaptığınız yanlışların farkına vardıysanız varamadıysanız hemen şimdi derin bir nefes alın. Bir kağıt kalem alın elinize. Kime ne haksızlık ettiniz? Kime ne kadar hüzün verdiniz? Kimin rızkıyla oynadınız? Allah muhafaza oynadınız demiyorum. Belki bilinçli, belki bilinçsiz Hani oynadıysanız bunu. diyor. Telafi edin. Yani itiraf edin. Önce yaradandan sonra o kişiden af dileyin ki ...evren size bütün güzellikleri zenginlik olarak versin. Demisin ki kıskançlık duygusundan uzaklaşın. E, Partnerliğiyle ilgili mi bu genel anlamda? E, şimdi akrep bu hafta öyle bir enerjide ki... ...gezegenlerin etkisiyle... ...sevdiklerini paylaşamayabilir kimseyle. Oo. Dolayısıyla bu kıskançlık sinsiliğe dönmesin. Sakın. Ha. Yani ben size evli bir akrep bulucuysanız eşinizi... ...biriyle paylaşın demiyorum. Arkadaşlarınızı, iletişim enerjinizi ortada yaşarken kıskanç olmayın. Yani odak noktası siz olmayın. Bu da sıkar. Arkadaşı da sıkar, eşi de sıkar. Doğru. Mümkün olduğunca sosyal olmasına izin verin. Siz de sosyal olun. Partnerinizi başkalarıyla sohbet etmesini flörtmüş gibi görmeyin. Var tabii ki böyle insanlar. E, eşine çok sadık ama flörtöz oluyorlar. Mavi boncuk dağıtıyorlar ortaya. De, hoş değil bunlar. Bu hafta siz ona ki partnerinizin böyle flörtöz gibi görebilirsiniz. Alınganlık yapmayın. Onu özgür bırakın. Olduğu gibi kabul edin. Baskı kurduğunuz takdirde hoşlanmadığınız şeylerin inadına daha çok yapılmasına neden olursunuz. Bu da ilişkinizin... Ahengini, enerjisinin bozulmasına neden olur. Neyi yaparsan mutlu olursun. Neyi yapmazsan kendini olası üzüntülerden, zorluklardan, belirsizliklerden ve sıkıntılardan korursun. Eleştirmezsen, hmm. e, yaptığın yanlışları itiraf etmezsen, yaradandan, evrenden, haksızlık ettiğin kişiden af dilemezsen, ...hayatının alt üst olmasına neden olsun. Ay Allah göstermesin. Hakikaten her şeyi telafi etmek de senin elinde. Toparlayıp hayatını güçlendirmek de bu hafta senin elinde. Eyvah niye yapmadım? Ben bir hafta önce bunları niye toparlamadım? Demek de senin elinde. Ve sağlıkta, sıhhatte, sindirim sistemine... ...alışkanlıklarına, yemene, içmene ve beslenmene dikkat et. Ve bu hafta öyle bir hafta ki... Hepimiz için sağlıklı beslenip diyete başlamak için, saçlarımızı boyatmak için. Güzel bir hafta. Çok güzel bir hafta. Aa, Dib, ne güzel. E, bu hafta boyattığınız saç güzel tutar. Bu hafta başladığınız diyet istediğiniz forma girmenize Ay, yardımcı harika olur. bir haber verdin Kesinlikle. Buray. O yüzden e, benden size tavsiye diyete başlamayın. Diyet yanlış bir koddur. Sağlıklı beslenmeye, porsiyon küçültmeye özen gösterin. Haftanın spotu. Affedici ol ve itiraf edici ol. Hem Eğer affet, da bir şey yaşadıysan. Bir şey yaşadıysan. Bir akrep Peki, olarak. Peki sadece akrepler mi bu hafta için diyete başlamak için uygun? Yok hepimiz için uygun. 12 burç uygun evet, mu? Evet ama özellikle akrepler şikayetleri varsa e, harekete geçsinler. Peki bir şey daha soracağım. Tabii ki. E, bu diyet yapma konu, şey konusunda... E, bu hafta başlıyorlar. Gün önemli mi mesela Pazartesi Salı Çarşamba? Cumartesi günü itibariyle gökyüzünde o enerji var. Ee, çarşamba'ya kadar, pardon Perşembe gününe kadar. E, ama e, şimdi siz sarı saçlı bir kişiyseniz kahverengi olmayın. Saçınızın mevcut rengini. Radikal değişikliklerden Radikal bahsetmiyoruz. Radikal değişiklikler değil. Tamam. Mevcutu koruyun. Peki. Şey söyler misin bana bu hafta yani pazartesi mi salı mı çarşamba mı diyet için uygun gün? Çarşamba. Çarşamba. Merkür Peki. günü her zaman başlanan diyetler inanılmaz formlu bir şekilde, soluksuz bir şekilde devam eder. O zaman devam hadi eder. çarşamba bismillah. Hep beraber. <laughs> Hep birlikte. Yaylar ne yapıyorlar yaylar. Yaylar. Ah oh, yaylar ah oh, yaylar. İkili ilişkilerde eşinizle dikkat etmeniz gereken çok şey varmış. Nuraycığım seni Şimdi, dinliyoruz. E, sevgili yaylar ve yükselen yaylar haftaya ayın kova burcundaki seyriyle başladığımız gibi özellikle gezegenlerin kombinasyonu evinizle ilgili giderlerinizi düzenlemek için adımlar atın uyarısını yapıyor. Ailenizden maddi yardımlar alabilirsiniz, ihtiyaç duyduğunuz durumlara sahipseniz. Aşk hayatınızda korumacı tavırlardan sakının kendinizi. Şimdi aşk hayatınızda korumacı tavırlardan sakının derken ne diyorsunuz Nuray abla, Nuray hanım diyenlere şunu söylüyorum. Bir yay kadınıysanız eşinize annesi gibi davranmayın onun eşi olduğunuzu içsel dünyanızda unutmayın. Sürekli uyarılarda bulunmayın. Yemeğini yedin mi? İlaç kullanıyorsa ilacını içtin mi? Üstünü örttün mü? Bunlar eşinizin sizden sıkılmasına, uzaklaşmasına neden olur. Yani şunu da dediğinizi duyar gibiyim. Ya ben onu düşünüyorum. Niye sıkayım ki? Ama işte bu hafta gezegenlerin kombinasyonu diyor ki Yanlış anlaşılabilirsin. Bilmiş görüntü çizebilirsin. Hmm. Eşinin senden soğumasına, korumacılığından dolayı sıkılmasına neden olabilirsin. Oh fena. Buna çok dikkat et. O yüzden bir yaysanız hayatınızdaki kişiyi koruma altına alarak kendinizden uzaklaştırmayın. Ee, eşine anne ya da baba gibi davranma. Davranma. Yani... yani koruma altına alarak onu kendinden uzaklaştırma. Tamam. Onu özgür bırak. Onun fikirlerine saygı duyduğunu, onun kendine baktığını gör. Bakmıyorsa da bakmıyordur. Sana ne? Hiç ilgilenme. <laughs> Üstü açıksa açık kalsın. İlacını içmediyse içmesin. Ha, nasıl kıysınlar Senden ama ya. Senden uzaklaşacağına kendine o düşünsün. O desin sana. Hanım ya beni uyarmadın. İlacımı içmeyi unutmuşum. E senin bey aklın var. Saatini kur. Sen bil o sorumluluklar senin sorumluluğunda. Partnerini kesinlikle bu hafta uyarmıyorsun. Aynen. Bir başka daha ne yapmasınlar? Ee, özellikle iş durumunuzla ilgili, para durumunuzla ilgili bazı zorluklar yaşadıysanız bu zorluklar bu hafta ortadan kalkıyor. Ay inşallah. Parasal konularda bir kredi mi çekmek istiyorsunuz? Ya da daha önce başvuruda mı bulundunuz? Hayırlı haberi alabilirsiniz ya da aile büyüklerinizden maddi açıdan yardıma mı ihtiyaç duydunuz. Bu hafta o yardımlar da gelebilir size. Süper. Sizi zorlayan, sizi yoran iş problemlerinden ve sıkıntılarından kolaylıkla arınacaksınız. Aşk hayatınızda korumacı tavırlardan sakının dedik. Aileden gelecek maddi yardımlara çok mutlu olacaksınız. Ayrıca özellikle haftanın 3. günü hem özel hem kişisel ilişkilerinizde, isteklerinizde her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesi için e, yapacağınız görüşmelerde kendi fikirlerinizin de önemli olduğunu kendi içinizde önce bir hissettirin. Çalıştığınız çalışma arkadaşlarınıza ya da işiniz ortaksa ortak olduğunuz kişiye bunu da belirtin. Her şeye de eyvallahınız olmasın. Bir şeyi düzenliyorsanız ya da planlıyorsanız e, ortaksınız bir de ben göz atayım şu evraklara deyin. Bir takım planlamalar. Kimseye sonuna kadar güvenme. Yani e, kodlamayalım, e, güvenme demeyelim de. E ne diyeceğiz? E, şöyle diyelim. E, kendine de güven, karşındakine de güven. Hiçbir şeyi herkesin eline teslim etme. Sen de o teslimiyetin bir ucunda ol. Tamam. Kesinlikle. ...o teslimiyetin bir ucunda ol. Aynı zamanda çocuklarınız varsa... ...çocuklarınızla ilgili konularda... E, ...onların hayatına ait problemler de... ...gün yüzüne çıkabilir. Bir anne babaysanız... ...onları önemsediğinizi... ...zorlukları beraber aşabileceğinizi... onlara hissettirdiğiniz takdirde... ...onların daha başarılı ilerlediğini göreceksiniz. Cumartesi günü... E, ...yaşam enerjiniz... Ve e, dikkat enerjiniz son derece yerinde olacak. İçsel anlamda e, patlamalar yapmamaya hata yapan insanları sakin bir dille... Bunlar kuzenleriniz olabilir, kardeşleriniz olabilir, hı hı. komşularınız olabilir. Hata yapabilirler yaşamlarında. Size karşı da hataları olabilir, olumsuzlukları olabilir. Feveran ederek, bağırarak, çağırarak uyarıcı olmayın tatlı bir dille. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı uyarmaya özen gösterin lütfen. İçsel anlamda patlamaya hazır, gergin enerjilerde bulunabilirsiniz. Ee, ben aslında bereketli, hayırlı bir hafta olduğunu, temkinli olduğunuz takdirde gerginlikleri kendinizden tamamen uzaklaştıracağınızın habercisiyim. Tamam. Gökyüzü bu haberleri hesapta bana gösteriyor. Spot olarak da size diyor ki, lütfen korumacı olma. Hmm. Özellikle partnerine karşı. Aşk hayatında korumacı olma. İtici olma. Reklamlardan sonra her zamanki enerjimizle yine karşınızdayız. Ekran başına geçen bütün seyircilerimiz için yeni ve güzel bir hafta diliyoruz. Güzelliklerin olduğu bir hafta diliyoruz. Son üç burcumuz kaldı. Oğlak, kova ve balık. Onları tamamladıktan sonra kanallar arasında gezerken programımızın ikinci bölümünde bize denk gelenler varsa ve eyvah kaçırdım diyenlerdenseniz lütfen ekran başında kalın tekrar edeceğiz. Üstelik Nuray Sayar'ın verdiği spotları tek tek anlatarak tekrar edeceğiz. Ama şu kalan son 3 burcumuzu tamamlayalım. Tekrar Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay tekrar edeceğiz hepinize. Şimdi Oğlaklar. Sevgili Oğlak bu haftaya nasıl başlıyorsun? Seni neler bekliyor? Aşk, para ve sağlıkta oğlan güzelliğine bakar mısın bu hafta? Ben oğlaklara aşığım. Ya o bakar mısın o duruşları, o enerjileri, o böyle endamları, oğlak kadınları, yani oğlak bireyleri diyeyim. Çok da akıllı oluyor. Ben çok isterdim bir daha dünyaya gelirsem Allah'ım beni oğlak olarak gönder. Öyle mi? Kesinlikle. Öyle bir sınırı vardır ki hiç kimse ona haksızlık yapamaz. Hele ki bir haksızlık yapsın. Ş şık bir şekilde intikamını acıca alır. Hmm. İncil'de, İncil'de. Kesinlikle. Şimdi Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bu hafta ikili ilişkilerinizde bazı fikirlerinizi hayata geçirme fırsatı bulacaksınız. İnşallah. İş hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir. Çevrenizdeki kişilere karşı, özellikle çevrenizdeki kişilere karşı korumacı ve merhametli olacaksınız. Adalet ve merhamet Oğlağın yaşam kuralıdır. Hatta yaşamın altın kuralıdır. Bir ola haksızlık yapma. Yaptığın takdirde haddini sana çok güzel bir şekilde hatırlatır. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu özellikle parasal kazanımlara oldukça fazla odaklanacaksınız. Odaklanırken de hak ettiğiniz kazanca, arzu ettiğiniz başarıya ya sahip olmanıza neden olacak evren, gökyüzü Ay, güzel. ve gezegenlerin kombinasyonu. Yani para sizi seviyor. <laughs> Öyle böyle sevmiyor. Yağacak, yağacak. Ya ne diyorsun? Ne güzel. Oraklara para yağacak. Yani minnacık başladığınız işlerin hay Allah ben bunu bu kadar kazandıracağını düşünmüyordum dediğiniz Aşkane. İşlerden bile çok büyük fırsatlar imkanlar ve kazançlar elde edeceksiniz. İnşallah. Yarın görüşme yapmayı planladığınız görüşmelerinizden önemli sonuçlar elde edeceksiniz. Bir teklif verdiniz ikna olmuyordu. Bir başvuruda bulundunuz bir türlü haber alamıyordunuz. Yarın öyle büyük bir gün ki sizin için. Aman diyorum aman dinlemeyen kalmayacak kabul etmeyen olmayacak. Ay süper. Ne söylüyorsanız yani emrindeyim diyecek hayat size. Hayat Oğlakların bugün itibariyle dileklerine, isteklerine emrindeyim beyefendicim. Emrindeyim hanımefendicim süper. diyecek. O kadar verimli bir haftadalar bu hafta. Çarşamba günü Venüs sizin karşıt burcunuzda olan Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Venüs'ün Yengeç burcuna geçiş yapması özel ilişkileriniz için önemli kazanım, kazanımlar kazanmaya başlayacak. Ne demek yani bu? Duyguyu kazanacaksın, tutkuyu kazanacaksın, aşkı kazanacaksın. Yani bir ilişki sıradan giden bir ilişki varsa ivme kazanacak. Coşku, Ay, mutluluk, tutku kazanacak. Bir türlü bir oğlak erkeğisiniz, yükseleniniz oğlak. Dilimde tüy bitti. Bu hatun beni anlamıyor diye şikayetçi oluyorsanız o hatun size artık öyle bir dinliyor ki kaygınız olmasın korkunuz ya olmasın. Ya da tam tersi. Ya da bir oğlak hatunuyla birlikteyseniz ya da siz bir oğlak hatunuysanız eşiniz bir türlü sizin söylediklerinizi duyuyor ama uygulamıyor. Duymazdan geliyorsun. Ama şimdi her, bütün radarlarını açıp ağzınızdan çıkan Süper. her bir söze cümleye hem adım atacak hem saygı duyacak hem sevgisini gösterecek. Harika. Bu durum sizin ilişkinizde muazzam bir ahenk oluşturacak. Muazzam bir mutluluk oluşturacak. Ayrıca hafta sonu evinizin dekorasyonuyla ilgili bir takım yenilikler düşünebilirsiniz. Hmm. Daha önceden düşündüyseniz ve daha önceden bir türlü hayata belki maddi imkanlarınızdan dolayı ya da malumunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Hafta sonları hep evdeydik. Şimdi serbestleşeceğiz inşallah. O zaman yapmayı istediğiniz, yapamadığınız alışverişleri, tülünüzü, perdenizi, halınızı, mobilyanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Evde yapacağınız yenilikler, evin içerisindeki yaşam enerjinizin de inanılmaz huzur dolu olmasına yardımcı olacak. İnşallah. Bir tek yapmamanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Bu söylediklerimin alt üst olmaması için Kimse için varsayımlar yapmayın. Bu ne demek? Ön yargılı olmayın. Öyle mi acaba? Böyle mi acaba? Yani başkaları hakkında varsayımlarda bulunmayın. Peşin hükümlü olmayın. Kendi kendinize üretmeyin. Kendi kendinize fikir üretmeyin. Spotum ise onlara Aa, sağlık söylemedi. Sağlık şekil. konusunda son derece saatli ve sağlıklı bir haftadalar. Güzel. Kesinlikle. Belki böyle alerjik etkiler olabilir. ve Onlara karşı dikkatli olsunlar. Alerji bitse de kurtulsak. İnşallah o da bitecek. Ne bitmiyor ki? Doğru. Her şey bitiyor. Güzellikle bitmesi önemli olan. Bu hafta oğlaklara spotum. Empati yapmayı ihmal etme. Herkese ve her şeye karşı. Empati çok önemli. Çok önemli. Evet sevgili oğlaklardan sonra haftanın mutluları kovalar geliyor. Sevgili kovalar ay bak bu haftaya nasıl güzel başlıyorsunuz. Nasıl güzel nasıl güzel nasıl güzel. Aşk, para, sağlık. Şimdi bu hafta Hani kovalar, der, yıkılsın yani bu hafta var ya her şey sizin. Niye yıkılsın Nur? Öderler ya hayatım. Yıkılsın dersen <laughs> yanlış bir ekaz. artsın. İyilikler yıkılsın dedi ya <laughs> öyle mi öyle ay yıkılsın ama bu hafta şahaneyim yıkılsın bu hafta şahaneyim süperim bu hafta şükürler olsun demek siz beni dinlemeyin o zaman süperim yıkılsın değil oluşsun tamir olsun kurulsun tamam yapılansın her konuda yükselen kovalar e, güneş kovalar her konuda daha anlayışlı olacağınız bir haftadasınız bu hafta İş hayatınızda beklediğiniz gelişmeler tek tek olabilir. Hmm. Karar verirken kendinizden emin olacaksınız bu hafta. Uzun bir süredir kova burçları içsel dünyalarında kararsızlık durumunu yaşadılar. Bu da onların iş hayatlarında ağır ilerlemelerine, beklentisi içerisinde olduğunuz dileklerinizde ara ara endişe ve güvensizlikler yaşamanıza neden olmuştu. Tüm bu güvensizlikleri bu hafta ortadan kaldırıyorsunuz. Zaten haftaya ayın burcunuzdaki seyriyle başladığınız için ay sizin burcunuzda ilerliyor olacağı için hafta başında otorite figürleriniz ile aranızda önemli konuşmalar iyi yönde meydana gelebilir. Çarşamba günü ikili ilişkilerinizde gerginlik oluşturmadığınız takdirde aşk hayatınızdaki şansın artarak yükselmesine kendinize yardım edeceksiniz. Bir tek çarşamba günü evliyseniz bir ilişkiniz varsa sözlerinize dikkat edin. İkili ilişkilerde gerginliklere dikkat edin. Partnerinizde aniden gerilmediğiniz takdirde muazzam bir aşkı, ruhsal yükselişi ve büyümeyi yaşadığınızı hissedeceksiniz. Aman Nuray Hanım'ı dinledim. Nuray Sayar'ın sözünü dinledim diye bana dua edeceksiniz. Uyguladığınız için de kendinize şükredeceksiniz. Özellikle bu hafta sadece çarşamba günü gerim gerim gerilmeyin. Ani konuşmalar yapmayın. E, vesveseler içerisinde bulunmayın. Tartışma oluşturabilecek tavırlar, yorumlarda bulunmayın. Buna dikkat ettiğiniz takdirde ilişkide flört ediyorsanız flörtünüzün evliyseniz evliliğinizin muazzam güzelliklerini bir arada karşılıklı yaşayacak olacaksınız. Özellikle iş hayatınızda parasal anlamda perşembe günü etrafınızdaki kişilerle ilgili alacak verecek mevzularınızdan dolayı bir takım tartışmalar geçirmeniz mümkün. Eğer vaktiyle birilerine bir borç para verdiyseniz gerçekten bu kişi imkanı olmadığı için ödeme yapamıyor olabilir. Ya da zorda olduğu için de yapamıyor olabilir. Bunu araştırmadan gergin olmayın ve aranızı bozmayın. Bir süre daha zaman tanıyın ödeme yapacak kişilere. İş çalışma hayatınızda iletişimlerinizi paradan dolayı da bozmamaya özen gösterdiğinizde yaptığınız ve yapmayı planladığınız içinde bulunduğunuz çalıştığınız işlerde hem çalışma hem üretme enerjinizin de yükselmesine yardımcı olacak. İnşallah. Buna çok dikkat edin lütfen. Hafta sonuna doğru Ay Koç burcunda ilerliyor olurken kardeşlerinizle ilgili uğraşlarınız yoğun olabilir. Komşularınızla ilgili meseleler de sizi yorabilir. Tabii ki onların sorunlarına, problemlerine yardımcı olun ama başkaları yani kardeşiniz de olsa, komşunuz da olsa onların derdini kendi derdinizmiş gibi yaşayıp karma oluşturmayın. Kesinlikle. Herkes yaşadığı sınavında eksiğinden arınıyor ya da eksiğini tamamlıyor ya da fazlasından arınıyor. Doğru. Buna çok dikkat edin. Karma oluşturmayın. Ee, spot'um onlara bu hafta sağlıkla ilgili ekleyeceğim var mı? Sağlıkta Gayet saatli ve sağlıklı bir haftadalar. Mutlusun, paralısın, huzurlusun, sağlıklısın kova. Diline hakim ol. Gözüne hakim ol. Ha. Huzurun hiçbir şeyden kaçırma. Güzel. Peki spot? Boş sözler yapma. Boş laflar konuşursan, boş sözler yaparsan bu hafta bütün bu güzellikleri alt üst edebilirsin sevgili kova. O yüzden lütfen çok ama çok dikkatli ol. Ve sıra geldi sevgili balıklara. Az sonra 12 burcu tekrar edeceğiz. Bu aralarda bu arada annelerden şunu rica ediyorum. Bakın şu anda evlatlarınız iş yerinde olabilir, televizyon izlemiyor olabilir. Ne olur siz Telefonunuzun video kısmına çekin, çocuğunuza atın, gönderin. Çünkü spotlarıyla birlikte vereceğim. Bu hafta ne yaparlarsa mutlu olurlar, ne yaparlarsa mutsuz olurlar. Onu Nuray Sayar'ı tek tek anlattı. Boş söz konuşma dedi kovaya. Peki balıklara ne diyecek? Geçelim hemen. Efendim çocuklarınız varsa anne ya da babaysanız bir balık burcu bireyi olarak onlara bu hafta çok anlayışlı olmaya özen gösterin. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Maddi konularda tedbirli olun başlığını atmışken şimdi bu söylediklerimin hepsinin altını dolduracağım. Özellikle sevgili balıklar, yükselen balıklar. Ee, anne ya da babaysanız çocuklarınıza karşı anlayışlı olun derken ne demek istedim? Yetişkin bir evladınız varsa yaşadığı bir ilişkiyi bir anne ve baba olarak uygun görmüyor olabilirsiniz ona partneriyle ayrılması gerektiği konusunda baskı kurarsanız onun hata yapmasına neden olursunuz. Lütfen özgür bırakın, serbest bırakın, anlayışlı olun ki partnerini ile ilişkisinin devamının hayırlı olup olmadığının kararını kendisi verebilsin. Ama baskı kurarsanız, yasaklar oluşturursanız her zaman yasaklar tatlı gelir insana çocuğunuzun durduk yere hata yapmasına, başını yakmasına neden olursunuz. Ayrıca öğrenci olan evlatlarınız varsa ders çalış ders çalış demek yerine derslerini birlikte çalışmayı tercih edin. Onu eğer ders yapmaktan soğuduysa ya da derslerini ihmal ediyorsa çalışma konusunda şevk kazanmasına yardımcı olun. Süre gelen bir ilişkiniz, bir evliliğiniz, bir yuvanız, bir düzeniniz varsa eşinizden hediyeler alabilirsiniz. Hmm. Partnerinizden uzun bir süredir beklediğiniz aşk ahengini geliyor. Göre gel, geliyor gümbür gümbür yaşayacaksınız. Ay ne diyorsun? Gümbür gümbür yaşayacaksınız. Uzun bir süredir ruhumun istediği sevgiyi görüyorum, yaşıyorum deyin. Kadınsanız işvenizi, cüzvenizi ihmal etmeyin. Beyseniz de gözlerinin içerisine derin derin sevgiyle bakın. Yani ille... <laughs> kibar olun, olun, romantik olun, romantik aşk olun. dolu olun. Ee, seni seviyorum demek çok şey kazandırır. Ben duygularımı ifade edemiyorum demeyin. Duygularınızı ifade edin. Sevgiyi söyledikçe karşılıklı sevginizin artmasına neden olacak. İnşallah. Ah şu astrolojiyi herkes öğrensenur. Hayatını öğreniyoruz herkes. Genel olmak zorunda değilsiniz. Şimdi 21 Haziran'da birinci temel astroloji eğitimlerim yine başlıyor. Online zoom üzerinden veriyorum Hı -hı. bu eğitimleri. Hala öğrenemedim diyorsanız üzülmeyin. 6 ay sonra benim gibi bir astrolog olacaksınız. Hemen Instagram sayfama girin. Kaydınızı yaptırın Peki. Şimdi, şimdi balıklar için dedin ya aşk hayatında sürpriz gelişmeler olabilir diye. Ee, mesela evli balı evli, evli olanlar için ne gibi bir eşlerinden e, görmek isteyip göremedikleri ilgiyi, ilgiyi görecekler. şefkati, güzel sözleri, anlayışı görecekler. Yani e, ben duygularımı ifade edemiyorum diyorsanız hala bir balık erkeği olarak. ...ben şu anda karşınıza size göre tesadüf çıkmış olabilirim. Kanallar arasında gezerken hemen seslenin eşiniz içerki odadaysa... ...hatun seni seviyorum diye <laughs> ya da arayın karıcığım seni seviyorum diye. Bunu balık erkeklerimiz... İçimden vermesi. geldi seni aradım İçimden dedi. geldi seni Vallahi. aradım. Ruhum seni seviyorum diye. Peki duygunuzu dile getirin diyorsun. İş hayatlarında onları ne bekliyorlar? İş ve çalışma yaşamlarında... Bekliyor? Özellikle Pluto, Mars ile Plüto arasında iletişim öyle bir olacak ki çalışırken e, gergin olmamaya. Şimdi balık e, aktif olan insanlarla çalışırken son derece e, çalışma başarısını arttıran bir burçtur. Ama ağır çalışan kişilerle e, tükenmişlik sendromuna girebilir. Siz yine aktif olun ama çalışma arkadaşlarınızın e, size örnek almasını istiyorsanız yumuşak bir dille onları çalışkan yapmaya özen gösterin. Hemen işlerine son vermeyin ya da çıkışmayın, tartışmayın, gerilim oluşturmayın. Peki sağlıkları nasıl? Saat ve sağlıkta sindirim sistemine, mideyle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olsunlar. Spotumuz ne? Spotum onlara. Duygularınızı ifade edin. Duygular ifade edilmeli. Edildi. Edildi.